Merhaba Yaşam, merhaba Umut, merhaba Başarı, merhaba Azim. Merhabaların tebessümlerle sarılıp sunulduğu bütün dillere, bütün yüreklere merhaba. Merhaba sevgili öğrencilerim. Eğitim Tokat TV ekranlarına ve Türk Dili Edebiyatı dersimize hoş geldiniz. Ben edebiyat öğretmeniniz Hülya Şenkul. Bugünkü dersimizde dil kavramı, dilin özellikleri Dilin millet hayatındaki önemi, kültürle olan ilişkisi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, kullandığımız alfabeler, ağız, şive, lehçe, argo, jargon, ta tabirleri, konuşma dili ve yazı dili hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Gelin dilin tanımını yaparak dersimize başlayalım. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendine özgü kuralları olan ve bu kurallar çerçevesinde gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış, seslerden örülmüş bir anlaşma sistemidir. Dilin en belirgin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Dil canlı bir varlıktır. Dil en etkili iletişim aracıdır. Düşünce ve zekanın en belirgin göstergesi dildir. Dil seslerden oluşan bir anlaşma biçimidir. Sosyal bir varlıktır ve dil bir ortaklıktır. Biz insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz dilimizdir. Dil toplumun en büyük dayanağıdır. Millet için gerekli olan her şey dilde saklanır. Bakınız büyük düşünür Confucius dille ilgili neler söylemiştir? Confucius'e sormuşlar. Bir ülkeyi yönetme görevi size verilseydi ilk olarak ne yapmak isterdiniz? Konfüçyüs de ilk olarak dildeki kusurları gidermek isterdim demiştir. Neden böyle söylediği sorulduğu zaman da bunu şu şekilde açıklamıştır. Dildeki sözcükler kusurlu olursa düşünce iyi anlatılamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa yapılması gerekenler doğru yapılamaz. Ödev ve görevler doğru yapılamazsa Töre ve kültür bozulur. Töre ve, ve kültür bozulursa adalet yanlış yollara sapar. Adalet yanlış yollara saparsa da halk şaşkınlıktan ne yapacağını, nereye gideceğini bilemez. Bunun için dil toplumun hayatında önemli bir yere sahiptir demiştir. Yani bir milleti millet yapan unsurların başında Dil gelir, dil milletin birlik ve beraberliğini sağlayan en güçlü bağdır. Türk dili dillerin en güzeli, en zenginidir. Yeter ki şuurla ve bilinçle işlenebilsin diyen Atatürk de Türk diline çok önem vermiştir. Türk dilini milli benliğin demel, temel taşlarından birisi olarak gören Atatürk yaşamı boyunca Türkçe'nin korunması, e, hak ettiği yere gelmesi, yükseltilmesi için birçok çalışmalarda bulunmuştur. Ve Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunu da Türkçe'nin korunması ve geliştirilmesi için kurmuştur. Dilin kültürle de yakından ilişkisi vardır. Dilin kültürle olan ilişkisine geçmeden önce kültürün tanımını vermek istiyorum. Kültür bir milletin tarih boyunca ortaya koyduğu, çağdan çağa, kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi manevi özellikleridir. Bir toplumun duyuş, düşünüş ve yaşayış tarzı kültürü oluşturur. Kültür bir toplumun kimliğidir. Onu diğer toplumlardan ayıran en önemli değerleri kültürüdür. Evet bakalım dille kültür arasında nasıl bir ilişki var? Dil ve kültür toplumun yaşayış biçiminden izler taşır. Çünkü her dil ve kültür var olduğu, ait olduğu toplumu yansıtır. Dil ve kültür bir milletin en önemli ortak özelliğidir. Bireylerin iletişiminde en önemli rol dil ve kültüre düşer. Dil, kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi görür. Dil ile kültür ayrılmaz bir bütündür. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerinden biraz söz etmek istiyorum size. Türkler tarih sahnesine Orta Asya'dan çıkmış bir millettir. Türk dili de en az Türk tarihi kadar eskidir. Dil canlı bir varlıktır dedik az önce. Dillerin de insanlar gibi ömürleri vardır. Doğar, büyür, gelişir, değişir ve eğer kullanılmazlarsa ölürler. Türkçe Orta Asya'da doğmuş bir dildir. Türklerle birlikte dünyanın pek çok yerine yayılmıştır. Ve değişmiş, büyümüş, şekillenmiştir. Günümüzde de dünyanın birçok yerinde Türkçe konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan diller arasında Türkçe 5. sırada yer alır. Türkçenin yanında dünyada en çok konuşulan diller İngilizce, İspanyolca, Çince ve Hintcedir. Dünyada dil aileleri köken bakımından ve yapı bakımından gruplandırılmaktadır. Dünya dil ailelerine baktığımız zaman Ural Altay dil ailesini, Hint Avrupa dil ailesini, Çin Tibet dil ailesini, Afro-Asetik dil ailelerini görüyoruz. Şimdi bakalım Türkçe bu dil ailelerinden hangisi içerisinde yer alıyor? Türkçe köken bakımından Ural Altay dil ailesinin Altay kolunda, yapı bakımından ise sondan eklemeli bitişik bir dil olarak yer almaktadır. Yani Türkçemizde ekler yapı bakımından sona gelmektedir ve köklere bitiştirilmektedir. Türkler tarih boyunca farklı kültürlerin etkisi altına girmişlerdir ve geçirdikleri bu kültürel değişim onların dillerine de yansımıştır. Kullandıkları alfabelere de yansımıştır. Türkler ilk olarak Göktürk alfabesini kullanmışlardır. Göktürk alfabesi bizim bilinen ilk Türk alfabemizdir. 38 harften oluşur. Göktürkler bu alfabeyi Çinlilerden esinlenerek ve kendi ihtiyaçlarına göre oluşturmuşlardır. Sağdan sola, yukarıdan aşağıya yazılır. Harfler birbirine bitiştirilmez. Sadece kelimeler iki nokta işaretiyle ayrılır. Çünkü o dönemde zaten noktalama işaretimiz yoktur. İlk yazılı eserimiz olan Göktürk kitabeleri de ilk alfabemiz Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Bizim tarihte kullandığımız ikinci alfabemiz ise Uygur Türklerine ait olan Uygur alfabemizdir. Uygur alfabesi de 18 harften oluşur ve Uygur Türkleri zamanında verilmiş olan eserlerle Kutatku biliğin bir nüshası Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Uygur alfabesi Türklerin 10. yüzyılda İslamiyet'i tanımasıyla yerini Arap alfabesine bırakmıştır. Arap alfabesi Türklerin İslamiyeti kabul edip Karahanlılar zamanında İslamiyeti kabul edip Arap ve Fars kültürüne girmesiyle bizim hayatımıza girmiştir. Arap alfabesinde de 28 harf vardır. Bu harflerin kelimenin başında, ortasında ve sonunda yazılışları bazen farklılıklar gösterebilmektedir. Biz uzun bir süre Arap alfabesini kullanmışız. 1928 yılında harf inkılabı ile Arap alfabesi yerini bugünkü kullandığımız alfabemiz olan Latin alfabesine bırakmıştır. Latin alfabesi 1928 yılından yani harf inkılabından bu tarafa kullandığımız bir alfabedir ve hayatımızdadır. 29 harften oluşur alfabemiz. Bu harflerin... 21 ünsüz, 8 tanesi ise ünlü dediğimiz harflerdir. Bir tane de yine kullan, Türklerin kullandığı alfabelerden Kril alfabesi vardır. Kril alfabesini bizler kullanmamışız. Ancak ee, Sovyet Rusya'nın egemenliği altında yaşayan Türkler kullanmıştır. Bu aslında bir Rus alfabesidir. Ee, o Türkler de kendi özel cumhuriyetlerini ilan ettikten sonra Kırıl alfabesini kullanmamışlardır. Yani Kırıl alfabesi kısa bir süre bizim hayatımızda olmuştur. Evet, e, Türklerin Türkçenin en eski yazı dili olduğunu söyleyebiliriz. Çince Hintçe, Arapça ve Farsça'nın yanında Türkçede en eski yazı dilimiz olarak kullanılmaktadır. Geçmişten bugüne gelene kadar Türkçe birçok alt dala ayrılmış. Ve bu alt dallar dil biliminde lehçe, şive, ağız, argo ve jargon olarak sınıflandırılmıştır. Bir dilin kullanımında Bölgesel ve kültürel farklılıklar sonucunda dil içindeki çeşitlenmeler lehçe, şive, ağızın oluşmasına sebep olmuştur. Ayrıca dilin belli çevrelerdeki özel kullanımı ise jargonun ve argonun oluşmasını bize sağlamıştır. Şimdi gelin bunları tek tek inceleyelim. İlk olarak lehçe ile başlayalım. Lehçe bir dilin takip edilemeyen, en eski dönemlerinde kendinden ayrılmış, farklı biçimde gelişmiş kollarına denir. Lehçeler bilinmeyen dönemlerde dilden, ana dilden ayrıldığı için ana dilimizden ses, şekil ve kelime olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Çünkü artık başlı başına bir dil olarak yeniden oluşmuştur. Türk dilinin iki tane lehçesi vardır. Bunlardan birisi Yakutçadır. Bir diğeri ise Çuvaşçadır. Biz bugün bu lehçelerle yazılmış metinleri okuyamayız da anlayamayız da. Çünkü tamamen bizim dilimizden farklılaşmıştır. Gelin bunlara birer örnek görelim. Yakutça dilinde söylenmiş, lehçesiyle söylenmiş yeni yılınız kutlu olsun cümlesine bakalım. Ehigini şanga cılınan eğer deli bin. Bakın söylediğimizde eğer altta yazan yeni yılınız kutlu olsun yazısını görmesek biz bunun ne dediğini anlayamayız çünkü tamamen farklılaşmıştır. Çuvaçca da aynı cümleye bakalım yine yeni yılınız kutlu olsun cümlesine bakalım. Sene sul yaçepe salamlatap. Cümleye baktığımız zaman yine hiçbir şey anlayamıyoruz çünkü tamamen bizden bizim dilimizden farklıdır. Evet lehçeler ana dilden bayağı bir uzaklaşmıştır. Gelelim Şiveye. Şive bir dilin bilinen dönemlerinde yani takip ed edebildiğimiz dönemlerde kendisinden ayrılmış zaman içerisinde farklı bir dil olarak kullanılmaya başlanmış ama birbirinden çok uzaklaşmamış bir koldur. Yani lehçe kadar ses, kelime, şekil ayrılığı göstermez. Ana dile biraz daha yakındır. Bizim lehçelerimiz Azerice, Özbekçe, Kırgızca, Türkmençe Kazakçadır. Yani Türkiye Cumhuriyetleri ait olan diller bizim şivemizdir. Türkiye Türkçesi de Azerice'nin, Özbekçe'nin birer şivesi kabul edilebilir. Gelin Azerice ve Özbek Türkçesi ile birer örnek görelim. Şimdi Azerbaycan şivesi ve Özbekistan şivesinde örneklerimize bakalım. Yakında erzak dükkanı var mı? demişiz Azerbaycan şivesinde. Türkiye Türkçesinde söylediğimiz "Yakında bakkal var mı?" cümlesini Azericede "Yahında erzak dükkanı var mı?" şeklinde söylemişiz. Bakın günümüzden çok uzak değil. Aslında okuduğumuzda ne demek istediğini anlayabiliyoruz. Özbekistan şivesine baktığımızda yakında bakkal barı mı yine çok büyük farklılıklar görmüyoruz. Var yerine barı kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla şivede Türkiye Türkçesi ile çok büyük farklılıklar görünmemektedir. Biz bunları okuduğumuz zaman yine büyük oranda anlayabiliyoruz. Gelelim şimdi ağıza. Ağız bir dil içinde aynı dilin farklı konuşma şekilleridir. Yani yöresel konuşma farklılıklarına biz ağız diyoruz. Ağızlar yörelere göre farklılıklar gösterir. Ama bu farklılıklar biçimsel olarak değildir. Sadece konuşmada bir farklılıktır. Yani söyleşte vardır, yazıya aktarılmaz. Örneğin Tokat ağzını düşünelim. Biz merdiven yerine Badal deriz ama merdiven diye yazarız. Ee, kadar yerine gadder deriz ama kadar diye yazarız. Zira için zere deriz ama zira diye yazarız. Yani ağızlar sadece söyleyişte vardır. Yazı dilinde kullanmıyoruz. Şimdi ağızlara örnek görmeye çalışalım. Öncelikle İstanbul ağzında bakalım nasıl söylenmiş. Ne yapıyorsun? Evet İstanbul ağzında söylenen ne yapıyorsun cümlesi bakalım diğer yörelerde nasıl farklılaşmış? Ne yapıp durun? Evet bakın Ege ağzında farklı bir hale gelmiş. Ne yapıp durun olmuş. Ne edeceksin da? Rize ağzında ne edeceksin da şekline dönüşmüş. Evet tokat ağzına baktığımız zaman da nöryon gı şeklinde söylenmiş. Bakın dört ayrı resim, dört ayrı cümle. Hepsine baktığımızda her yörede bir ne yapıyorsun cümlesinin ne kadar farklı söylendiğini görüyoruz. Ağızları da sadece konuşulan yöredeki insanlar anlayabilir. Herkes aynı şeyi anlayamayabilir. Evet ağız ve şive çok karıştırılmaktadır. Bunu da örnekle açıklamaya çalışalım. Örneğimize bakalım. Hoş geldiniz be ya. Evet, kahramanımız diyor ki bu bir şivedir. Acaba gerçekten şive midir? Hayır, bu bir ağızdır. Evet, demek ki yöresel konuşmalar bir şive değildir, bir ağızdır. O zaman ne yapıyoruz? Karadeniz şivesi demiyoruz, Karadeniz ağzı diyoruz. Trakya şivesi demiyoruz. Trakya ağzı diyoruz. Bizim şivelerimiz Azerice, Özbekçe, Kırgızca. Ama Karadeniz ağzı ağızdır, şive değildir. Ege ağzı ağızdır, şive değildir. Bunları doğru kullanmaya dikkat ediyoruz. Gelelim argo'ya. Argo bir dilin parçası olmakla birlikte toplumun belli bir çevresi tarafından kullanılan kendine özgü sözcük ve deyimlerden oluşan özel bir dildir. Yani argoyu belli bir çevre kendisi uydurmuştur. Kaba ve özel bir dildir. Uydurmadır aynı zamanda. Argo'da kelimeler bozulabilir, yabancı kelimeler eklenebilir, onlara yeni anlamlar yüklenebilir. Argo kaba bir dil olduğu için biz bunun kullanılmasını tabii ki önermiyoruz ama örneğine bakalım. Bir örnek verelim. Her işin bir raconu vardır. Buradaki racon Yöntem, usul, metot anlamında kullanılmaktadır. Bunun dışında keklemek, e, kandırmak, araklamak, çalmak anlamında da yine argo kelime olarak kullanılır diyoruz. Gelelim jargona. Jargonda aynı meslek veya aynı gruptaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel bir dildir. Örneğimize bakalım. Hasta, eks oldu. Burada hastanın eks olmasını biz duyduğumuzda anlayamayız. Ne diyorlar acaba bize deriz. Ama burada eks olmakla kast edilen hastanın ölmesidir. Jargon belli meslek gruplarında kullanılır dedik. Örneğin tıp jargonu, işte eks olmak, tonsilit mesela bademcik iltihabı, terzilikte kullanılan kup, terzi için gemicilikte kullanılan alabanda bunlar e, belli mesleklere ait jargonlardır. Bunun dışında Belli grupların da kullandığı jargonlar vardır. İşte öğrencilerin kullandığı kanka bir jargondur mesela. jargon da argoyla çok karıştırılmaktadır. Gelin bunu da bir örnekle bakalım. Evet, kahramanımız diyor ki ben askerliğimi poşet olarak yaptım. Bu cümlede poşet argodur diyor. Yani ben poşeti argo bir kelime olarak kullandım diyor. Diğer kahramanımız da diyor ki hayır Poşet argo değil, askerlikle ilgili bir jargondur diyor. Bakalım hangisi doğru söylüyor? Tabii ki ilk kahramanımız doğru söylüyor. Poşet argo bir kelime değil, jargondur. Demek ki ne yapıyoruz? Her duyduğumuz farklı kelime argo değildir. Argo biraz daha jargona göre kaba, özentisiz bir dildir diyebiliriz. Evet, konuşma dili ve yazı dilinden biraz söz etmek istiyorum. Konuşma dili bizim günlük hayatta kullandığımız, konuştuğumuz bir dildir. Bir dilde birliği ve anlaşmayı sağlayan, anlaşmak için kullanılan dilimiz ise yazı dilidir. Gelin konuşma diliyle yazı dilini karşılaştıralım. Konuşma dili doğal bir dildir. Çünkü olduğumuz gibi davranırız konuşma dilinde oldukça rahatızdır. Yazı dili ise yapma bir dildir. Kendine ait sınırları vardır. Konuşma dili birden fazladır. Aslında bölgelere göre kullanılan ağızlar birer konuşma dilidir. Çünkü fazlalık göstermesi de her bölgede farklı konuşmanın kullanılmasındandır. Yazı dili ise tektir. Sevgili öğrencilerim, her ülkenin mutlaka ağızları içerisinde belirlediği ve kullandığı bir tane yazı dili vardır. Biz bu dile standart dil deriz ki ağızlar içerisinde birini seçer yazı dili olarak alırız. Bizim de standart dilimiz ve yazı dilimiz İstanbul ağzıdır. Biz İstanbul ağzını kullanırız. Konuşma dilinde kurallarımız yoktur. Ama yazı dilinde kurallar vardır. Uymamız gerekir o kurallara. Konuşma dili farklılıklar gösterirken yazı dili herhangi bir farklılık göstermez. Konuşma dili neden farklılık gösterir? Çünkü her bölgeye, her yöreye göre değişiyor demiştik. Konuşma dilinin kullanım sahası dardır. Sadece kullanıldığı bölge ile ilgilidir. Ama yazı dilinin kullanım sahası ise daha geniştir. Çünkü birçok kişi aynı şeyi daha rahatlıkla ondan anlayabilir. Buraya kadar söylediklerimizi özetleyecek olursak, bugün dil kavramını dilin özelliklerini, dilin millet hayatındaki yerini, kültür-dil ilişkisini, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini, Türklerin kullandığı alfabeleri, ağız, şive, lehçe, argon, jargon terimlerini, konuşma dili ile yazı dilinin farkını öğrendik. Yusuf Asacip Kutatku birlikte aklın süsü dildir, dilin süsü de sözdür demiştir. Sözünüzü doğru ve yerinde kullanabilmeniz dileğiyle bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.